Ulan kötü düştü ya, kusura bakma, şişti mi? Nasıl? Ağrıyor biraz. Var ya, o hep Mete'nin yüzünden. Mesajlar atıyor sürekli. Ben de bakınca sinir oluyorum ama bakmayınca da merak ediyorum o gruba. Diyorum ki bazen, şu evlilik hazırlıkları sırasında bunlar ayrı dünyaların insanları olduğunu anlasınlar da nişanı atsınlar. Boş ver bunu ya, boş ver çil. Kafamı yarıyordum ya. Arkası acıyor. Ay, acıyor mu? Bura mıydı? Zonkluyor. Ay, şu an iki etkinliğimiz bulunuyor. Hangisine katılacaksınız? Ben vallahi hayatta hiçbir şey yapmam bu saatten sonra. Hangi etkinlikler kaldı? Biri babaji ile kokoloji testi, diğeri ise yoga çalışması. Ama onun için Cansu Hanım gelecekti. Ne yapsak? Bilemedim ki. Hah, o da geldi. Ben yoga yaparım gibi ya. Değil mi? Yogaya katılsak iyi gelir. Yok. Biz kokolojiye katılacağız. Hı hı. Yoga senin kafana iyi gelmez Volkan. Sana yaramaz yoga. Hadi gel. Ay, siz ne yapacaksınız? Biz de sizle gelelim. Gelelim, sizle gelelim. Yogaya katılmayacağımız kesin. O zaman sizi kokolojiye alalım. Efendim, sıra geldi. Kokoloji testine. Bu testimiz böyle çok keyifli bir test olmakla birlikte aynı zamanda semboller üzerinden insanın kendi kendini tanıyabilmesine imkan veren bir testtir ayrıca. Ben hiçbir şey anlamadım. Biz yogaya geçebilir miyiz bir daha? Şimdi efendim, anlıyorum, anlıyorum. İsterseniz biz doğrudan testimize başlayalım. Size soracağım sorulara aklınıza gelen ilk cevabı vermeniz bana yeterli. Şimdi hayal kurun. Yağmurlu bir havada dışarıdasınız. Bir taksi durdurmak için elinizi kaldırıyorsunuz. Kaçıncı taksi durur? Yedi, yedi. Yedi, evet. Vallahi hepsi vızır vızır geçti de bir tanesi durmadı. Yapma ya. Taksi şu sarı otomobil miydi ya? Ben bilmediğim için bilemedim. Şoförümüz var da bizim. Üf, hayal edemedim. Ya ben de taksi geçmedi. Evet. Dört. Dört. Bir. Ben ilkine bindim hocam. Doğru cevap değil mi? Bir. Bir. şey diyecektim. Yani... Tam olarak nasıl anlatsam bakayım. Efendim, kokoloji sembolizmasına göre taksi sırası bizim hazlarımıza karşılık geliyor. Yani bir denildiğinde biraz böyle maymun iştahlı, efendim anlık hazlar peşinde koşuluyor demek oluyor. Beş ve üstü cevabı verenler böyle daha kontrollü, düşüncelerine, isteklerine daha bağlı, sadık insanlar anlamına geliyor. Şimdi... Babişko. Babaji. Eğer bu dönmüyorsa bana Süha da diyebilirsiniz. Tamam, onu biliyorum da şimdi babacık ben ne oluyorum? Beyefendi, siz çok özel bir durumsunuz. Ya sizin gibi düzgün adam bu dünyada kaldı mı yahu? O zaman benim de aynı şekilde. Evet, gönül isterdi ki ona da bir şey diyeyim ama diyemiyorum çünkü... Sizde taksi yok. Evet efendim, taksi olmayınca... Ben ne oldu? Ben bunu ilk defa duydum. Yani böyle bir şey bilemediğim için biraz karışık benim düşünmem gerekiyor. Bir. Bir dedin ya. Bir ne Kerem, bir ne? Şey deseydin, taksi durmadı, ben direkt üstüne atladım deseydin. Niye bu kadar ciddiye alıyorsun? Oyun alt tarafı bu. Sen inanıyor musun buna? İnanıyorum tabii ki Kerem, beni bildi. Yedi. Sadığım, kontrollüyüm, güvenilirim. Samet abi... Samet abiyi bildi, bak ne kadar düzgün, böyle bir insan kaldı mı dedi Volkan. Volkan çözülememiş daha, ne ödüğü belirsiz Volkan'ın. Gonca, Gonca da arada. Ne? Bildi işte Kerem. Tamam da işte o anlamda söylemedi ki hoca bu. Değil mi hocam ya, bu işle alakalı motivasyon şeyi olduğu için ben yanlış anlamadım değil mi? Diyelim ben işte maymun iştahlıysam bu iş hayatımda böyle değil mi? Özel hayatla alakası yok ya, işimde böyleyim. Değil.
Bu keşke öyle diyebilseydik beyefendiciğim. Maalesef öyle değil. Bu biraz şey gibi oluyor. Yani daha geniş bir alanı, yani hayatın tamamını kapsıyor. Yani efendim, bir şeyleri çok isteyip daha sonra bir devamlılık sorunu yaşayabilirsiniz demek oluyor. Ama Zahine de çok inanma. Ben aldım cevabımı. Ama ben aldım. Maymun iştahlı ve güvenilmez. Bitti mi yoganız? Hadi etkinliğimiz bitmiştir bugün. İsteyen gidebilir. Evet, görüyorum. Erkekler de gayet motive olmuş. Bana bulaşmayın hiç. Ben belirsizim. Birinci taksi bile değil vallahi. Ama yani belli de değil. Ay ben çok motivasyon oldum. Vallahi bunu hep yapalım. Ya ben de. Hülyam hadi gel biz gidelim. Sen de hem dinlen biraz. Samet ne dinlenmesi? Bana cayır cayır ilham geldi. Eve gidip çalışacağım. E hadi çalış bakalım. Hoşça kalın. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Kerem Bey, odanıza yeni aplikasyonla ilgili bir belge bırakmıştım. Deneme sürümünü de göndermişlerdi size. Ona bakabildiniz mi? Bakamadım. Siz tamam, toplantı odasını ayarlayayım. Ben ona bakacağım sonra, tamam? Tamamdır. Ayşe, gelsene buraya, gel. Kızım. Abi, Mete mesaj atıp duruyor ya. Ne diyor adi herif? Ne diyecek abi? Giderken beni de unutmayın falan diyor. Ne diyecek? Sanki hiçbir işimiz yokmuş gibi şimdi bu herifin bir de bekarlığa veda partisi çıktı. Eşek arısı sokaydı dilimi de o sözü vermeseydin. Hızlı günlerdi be abi. Birçok kişiye söz verdik. Allah'tan bir tek Mete çıkıp geldi karşımıza. Diğerleri de çıksaydı biz dükkanı kapatırdık bro. Neyse hadi gel şu aplikasyona bakalım. Ne oldu ya? Sen o test muhabbetine mi bozuldun? Bozuldum tabii kızım. Kerem ne dedi? Bir dedi. Bir ne? Güvenilmez. Çabuk sıkılan biri. Ve maymun iştahlı. Erkek sonuçta. Yani nasıl desem, hani bir fırsatını bulursa Kerem yasak aşk yaşar mı? Yok. Öyle hemen doğru kabul etmeyelim. Gerçi Samet Bey'i cuk diyebildi ama yine de sorguluyor insan güvenilir bir test mi değil mi diye, değil mi? Kerem'den güvenilir olduğu kesin. Bak Ayşe'cim şimdi doğruya doğru. Kerem o zamana kadar hiçbir şey yapmamış olabilir ama bundan sonra yapmayacağının garantisini vermez bize. O yüzden dikkatli olmak lazım her zaman. Gözlerimizi açmamız lazım. Durduk yere darlamayalım kimseyi ama ikimiz için de diyorum. Öyle hemen güvenmek olmaz. Gözlerimiz açık olsun. Volkan da belirsiz çıktı nihayetinde. O yüzden ayık olalım diyorum. Ayık olalım. Ya benim telefonumu gördün mü sen? Görmedim. Nerede? Masaya mı bıraktın? Hadi. Bakarsın. Yani ben fikri çok beğendim Kerem Bey. Gerçekten bir bakın size dinleyin. Kerem Bey. Kerem Bey. Hı? Abi bak. Ha. İndirdim. Şimdi geziniyorsun. Diyelim ki mağazaya yaklaştın, bakınıyorsun. O anda mağaza ile uygulama birbirine eşliyor abi. Bildirim geliyor. Sonra mağazanın stilini giriyorsun. Spor mu? Tık bildirim geldi. Atıyorum. İşte eşofmanlarda indirim var gibi falan. Hmm. Böyle uygulamalar var zaten ama test aşamasında olduğu için ben şu an evet diyemem. Aynen. Bunun denemesini yapabiliyor muyuz? Getirdiler mi bize fazla? Evet. Zaten hem aplikasyonla anlatıldığı dosyayı hem de deneme sürümü için verilen kullanıcı adı ve şifreyi ben Kerem Bey'in odasına bıraktım. Biz de benim üstümde denedik. Tuttu vallahi Kerem Bey. İyi madem. İyi. Bununla ilgili bir bütçe çıkarın siz. Ben muhasebeyi ileteyim. Takipçisi olacağım. Tamamdır. Tamam. Teşekkürler. Abi aklıma müthiş bir fikir geldi. Bak bu fikir tutarsa var ya ben o bekarlığa veda partisini akarım bro. Bensiz git tabii. Ben Ayşe'yle konuşamıyorum bile. Neymiş? Birinci taksiye niye biniyorsun? Beşinciye binmedin mi falan? Yani yağmur yağıyor. Ben niye ilk gelen taksiye binmeyeyim ki? Abi bırak şimdi sen onu. Sen bunu bana kullanıcı ve sistem tarafına getirebilir misin abi? Ha? Bir operasyon çekmem lazım. İşe yararsa yaşadık bro. İyi tamam. Senin odaya getiriyorum. Evet. Ulan Volkan, yine dört ayağın üzerine üstüne. Hoş geldin baba. Ha, ne yaptınız? İyi eğlendiniz mi? Az önce bitti. Güzeldi. Ta ki şu kokolojiye kadar.
Ne diyorsun oğlum? Sen niye böyle kopuk kopuk konuşuyorsun? Anlamayalım diye mi? Neyse işte, kaçırdın yani. Ben onun için gelmedim. Başka bir şey söyleyeceğim sana. Ben de artık şirketteyim. Yok, 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 yok. Patron sensin, koltuk senin. Ben bana ihtiyaç duyduğun zaman yardımcı olarak geleceğim yani. Sağ ol o zaman. Eksik olma. İyi. Ben şimdi dışarıda bir çocuklarla bir ilgileneyim. Epeydir özlemiştim onları. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Oo, nasılsın hayatım? İyi misin? Merhaba, merhaba. Nasıl? Alıştınız mı artık? Merhaba, hoş geldin canım. Alıştınız değil mi? Aa, günaydın, günaydın. O ne elindeki? Gonca'nın telefonu abi. Sen getirdin mi? Vay çakal seni. Bizim şu uygulama var ya, Gonca'nın telefonunu yüklüyorum. Gonca menzile girdiği an benim telefona bildirim geliyor. Çok patladım abi, bir daha risk atamam. Oğlum bak, yakacaksın yine kendini. Sen kendi olayına bak abi. Ben bunun sayesinde düştüğüm bütün offsite'lara tekrar düşmeyeceğim. Ve Mekala Veda Partisi'ne kesin katılıyorum. Olursa katılırsın. Nasıl ya? Tamam dedin ya. İşte o kadar kolay değil. Ayşe'yi görmüyor musun? Ya bir taksi muhabbeti yüzünden tepeme çöktü. Hayır, bir de anlamıyorum. Öyle değil midir yani? Yağmur yağdığı zaman ilk gelen taksiye binmez misin? Ben mi yanlış biliyorum? Ya telefonumu arıyorum her yerde, hiçbir yerde bulamadım. Ne yapayım benim telefonum senin elinde? Hı. Aa! Hem telefonu burada unutuyorsun hem de atar gider yapıyorsun. Unutmuşsun burada. Aa ya, kafam kaldı bende. Kahve içeceğim, gelsene. İçelim, geliyorum. Sen Kerem Yeters'in. Aslansın sen. Kralsın sen. Hallet oğlum. Biraz da iş yapın iş. Hep kahve goy goy.